Evet herkese merhaba, Perdijital TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metin 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü Metin 2 videomuzda şöyle diyorum. Yılbaşı gecesi çarkı gelmiş. Yılbaşına da sayılı günler kalmışken şöyle bu çarktan birazcık çevirelim istedim. Bundan bir neplik çevirelim mi? Hadi çevirelim. Umarım bizi çok zarara sürüklemez bu çark. Zaten bende 2 tane anahtar vardı şu an. Büyük ihtimal biraz diğer katta oluruz, ikinci kata çıkarız. Yani direkt verdi herhalde. Yok, vermedi. İlk katta bizden 21 hep mi alıyordu? Evet, Ayazüt'ü aldık az önce de. İlk katta zaten pek bir şey yok aslında gibime gelmişti benim. Ama yine de ikinci kata göre ikinci kata fiyatı bayağı yüksek. 7 günlük Astrabel var ve ikinci kata girdik şu anda. Merhabalar. İkinci kat. Sadece şurada iki kere çevirmemle 200-300 hep para gidecek. Güzel para. Şöyle bir düşünelim. Ritüelimiz güzel olabilir. Demirci elimiz var. Ritüele gider mi? Gitmez bence. Efsun nesnesi plus. Fena değil. 79 hep etmez bence yine de. Tekrar bir döndürelim bakalım. Astrebel 7 gün. Güzel olabilir. Güzel olabilir. Alakasız gitti. Şunu verirse güzel olur. Ben bunu ne yapayım? Horçun beni bununla öptü arkadaşlar. Ne veriyor? Lapa yapalım. Güzel beraber. Güzel bir bonus veriyor. Binekteyken %15 canavar. Patronlara karşı saldırı hasarı artı 5. Aslında güzel bir pete benziyordu. Bu set bonus etkisiyle bu kadar veriyor sanırım. Yani Horçun beni bununla öpmesi çok bir şey değiştirmez. Tekrar bir çevirelim bakalım. Ritüelimiz var. 30 günlük mutluluğumuz var. Burası güzel. 30 günlük mutluluk. Geldi. Gelmedi. Çok az kalmıştı be. Çok çok az kalmıştı. Biraz üzdü. Tekrar döndürelim bakalım. Ama bir mutlu etti. Bak bu iki Fortune da çok güzel. Fortune beni şu an öpebilir. Fortune öp beni. Öpmedi. Mücevher kutusu. Güzel ya. Mücevher kutusunu beğeniyorum. 80 epe. Fena değil. Fena değil. 30 günlük mutluluk güzel bir 400 hepimizi kurtarabilir. Geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hop. Çok güzel. Mükemmel. Vallahi bu çarktan biraz korkarak bu işe girişmiştim. Bir mutlu etti beni şu an. Bir mutlu etti. Tekrar çeviriyoruz. Daha harcayacak çok hepimiz varmış. Daha bizi çok mutlu edebilir bu çark. Ama burada bir üzdü sanki. Efsun SS Plus güzel. Tekrar döndürelim. Şöyle birazcık bekliyorum. Şöyle çıkabilecek nesneleri tekrar bakalım. 60 günlük mutluluk varmış. Burada ritüel var, güzel. 7 günlük Astrabel. Keşke 15 günlük burada olsaydı. 7 günlük de fena değil tabi. Şöyle bir tekrar döndürelim. Astrabel kendini gösterdi. Bir Astrabel orada ben bakındım. O yüzden gelmiyor tabii ki. Ve daha demin aklımdan şu geçti. Böyle saçma nesneler hiç gelmedi sanki gibime gelmişti. Saçma nesnelerden biri 80 hep etmeyecek hayatta bir nesneydi bu. Şimdiye kadar en azından mesela Efsun nesnesi Plus bile nereden baksan bir 50-60 hep vardır diye düşünüyordum ben. Yani fena değildi çıkanlar. Mesela ışınlanma yüzüğü şu an 80 hep hayatta etmez. Son iki çevrimimiz çok üzücüydü benim için. Buradan bir 15 günlük. Bu da güzel olur. Bu da güzel olur. Arttırma 80 epe. Fena değil. Fena değil. Şükür. 60 günlük mutluluk. Haydi. Haydi. Hop. Ana. Ana. Gelse var ya. Arkadaşlar mükemmel bir şeydi aslında gelse. Son iki çevrimimiz filan sanırım. Şöyle çevirelim bakalım. Birazcık hızlı bitirdik bu sefer. Daha çok var dedik ama gelme. Oy, bu çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Bir kere daha çeviriyoruz. Ay taşları var. Demirci taş, demirci el kitabı var. Yani buradan demirci taşı verse bile mutluyum. Süs taşı vermediği sürece sorun yok. Tamam. Şu an tam bine harcamadık. Şöyle harcarsak 1000 epin üstüne bile çıkıyoruz. Şöyle son çevrimimi de yaptım. 15 günlük pazara ben okeyim. Umarım çıkar. Çıkmadı. Başka ne var orada?
Kimya ver bari, aynen. Hiç yoktan 80 hep 2 tane kor. Ne aldık şimdi? Vallahi şu son döndürmeyi yapmasaydık mükemmel gidiyorduk. Gerçekten güzel sonuç alıyorduk. Yani bakın başlangıç çok iyi. 30 günlük bir tane Efsunesisi Plus. 50 hep. Şunu saymıyorum. Hadi bu da 50 hep olsun. 100 hep. Şöyle 100. Bunu da 100 hep'ten sayıyorum. 200, 300 hep. Şu bir nereden baksan 500 hep'i var. 800 hep. 850 hep. Şunu saydım 900 hep. 900 hep falan aldık. Gibi. Güzel. Yani bir KP çıkartır mı? Çıkartır. Birazcık ucuzdan saydık. Şunları ıvır zıvırlarla güzel toparladı bence çark kendini. 30 günlük mutluluk çıkmasa çok kötü zarardaydık. Şu anda da çar birazcık ölüyordu, arkada görmüşsünüzdür. Çünkü Vayne'nin süresi dolmak üzere, ben de çok yatırım yapmadım. Yani element güç taşı bile yok şu an üstünde. Birazcık elle kasayım birkaç saat zaten. Çok yakında burusumuzun süresi doluyor. Bir Astrabel çıkarsaydık mutlu olurduk. Bir indirebilirdik yakında. Ama bu şekildeydi bu videoda. Çark beni mutlu etti. Fena değildi. Sizce nasıldı çark? Baştaki performansını çok beğendim. Ama sonradan biraz bozulttu bizi, biraz üzdü. Bu şekildeydi bu videoda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.